Altın aşağı yukarı 4 haftadan beri bir düşüş trendinde, efendime söyleyeyim. Tabii altının hızını gerçekten kestiremeyiz. Niye kestiremeyiz? Altın dünyadaki gelişen olaylar, ülkemizdeki gelişen olaylar hep bunlar birbirini destekleyen, efendime söyleyeyim, serüvenlerdir. Altın geçen sene bugün sene arasındaki bir yavaşlama trendine girdi. İnsanların bu pandemiden dolayı ancak gıda sektörüne yönelmesi, fazla bir küçük yatırım aracı yapamadığından, efendime söyleyeyim, tasarruflarını tam yapamadığından dolayı, biliyorsunuz işte kiraların artması, efendime söyleyeyim, gıdanın artması, yani biliyorsunuz enflasyonda biraz daha hani yüksek çıkması insanlarımızı yani sadece gıda yöneltti. Ama bunun akabinde inşallah altın bir hafta 10 gün sonra yavaş yavaş yükselme trendine girebilir. Biliyorsun bu kripto paralar, Bitcoin bunlar efendime söyleyeyim altının ve dövizin önünde bir engeldir. Bunlar efendime söyleyeyim bir de çarşamba günü para piyasa kurulu toplantısı var. Merkez Bankası'nın faiz artırma olayı gibi var. Eğer Merkez Bankası sanırım herhalde faiz artırmayabilir. Çünkü arttığı zaman enflasyonu körükler. En güzeli sabit bıraktığı zaman da dövizin birazcık yukarı çıkması altına bir destek sağlar. Altın tahminim gramı 510 liraya kadar gelebilir diyorum. Şu anda çok böyle yavaş bir seyir halinde git gel oynuyor. Günlük efendime söyleyeyim çeyrek altında 5 lira çıkıyor, 5 lira iniyor. Akşama kadar bu gel git oluyor. İnsanlar da tabii bu ara kararsız kalıyor. Bizim insanımıza şu var. Eğer bir şey düşüyorsa yaklaşmazlar. Bir şey çıkıyorsa hücum ederler. Aslında altının her düşmesi bir alım fırsatı demektir. Küçük yatırımcı arkadaşlarımız, kardeşlerimiz işte efendime söyleyeyim işte altını veriyoruz. Ya Mustafa abi altın ne olacak? Diyorum ki ya sabır diyorum ya. Koruklar sabırla üzüm olur diyorum. Altın aldığın zaman unutacaksın. Altın kendi kendine uyuya büyür diyorum. Ve onlar da öyle mutlu oluyorlar. Çekip gidiyorlar yani. Hakikaten puslu bir havadayız. Puslu bir hava deyince altın olarak puslu bir havadayız yani. Altın yine zirvesini yapacaktır. Yine ben geçenlerde röportajda şunu söyledim. Çeyrek altın 900'ü görür bu sene. Ha, onun üzerine görür mü görür mü ama 900'ü kesin görebilir bu sene. 900'de biraz aşabilir.